Herkese merhabalar, ben Tavşanlı Hoca. Bugünkü konumuz çarpanlar ve katlar. Bir doğal sayıyı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazdığımızda bu sayılardan her birine o sayının çarpanı diyoruz. Örneğin 16 sayısının çarpanlarını bulalım. Çarpan demek aynı zamanda bölen demektir. 16'nın çarpanları 1 çarpı 16, 2 çarpı 8 ve 4 çarpı 4'tür. Bu durumda 16'nın çarpanları 5 tanedir. Bu sayılar aynı zamanda 16'nın kalansız bölenleridir. Bu yüzden bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda kalansız bölenleri oluyor. Bir doğal sayının çarpanlarını aşağıdaki gökkuşağı modelini kullanarak da gösterebiliriz. Örneğin 24 sayısının çarpanlarını bulalım. Çarpanlar 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8 ve 4 çarpı 6'dır. Yukarıda eşleştirilen sayıların çarpımı her zaman 24'tür. Bu örneğimizde bir doğal sayının tüm pozitif çarpanlarını bize vermiş ve aralarından bazı eksik olanları soruyor. Bu soruda gökkuşağı modelini kullanabiliriz. Burada A ile 16'nın çarpımı 2 ile 24'ün çarpımına eşit olmak zorunda. Yani sonucumuz 48 olmalı. 48'i 16'ya böldüğümüzde A buradan 3 olur. Aynı şekilde B ile 6'yı çarptığımızda da sonucumuz 48 olmalı. B de buradan 8 gelir. Ve son olarak C ile 1'i çarptığımızda 48 olmalı. Buradan da C 48 olur. Üçünün toplamı 3 artı 8 artı 48'den sonucumuz 59 olur. Bir diğer sorumuzda ise çarpımları 42 olan iki doğal sayının toplamı hangi değerleri alabilir diye sormuş. Burada 42'yi çarpanlarına ayırdığımızda 1 çarpı 42, 2 çarpı 21, 3 çarpı 14 ve 6 çarpı 7 olur. Toplamlarına baktığımızda ise 1 ile 42'nin toplamı 43, 2 ile 21'in toplamı 23, 3 ile 14'ün toplamı 17 ve son olarak da 6 ile 7'nin toplamı 13 olur. Ve şimdi sıradaki soru sizde. Hadi herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Kağıt ve kalemimiz hazırsa verilen sayıların çarpanlarını bulunuz. (72)'nin çarpanları 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 6 çarpı 12 ve 8 çarpı 9 olmak üzere toplamda 12 tane çarpanı vardır. 64'ün çarpanları 1 çarpı 64, 2 çarpı 32, 4 çarpı 16 ve 8 çarpı 8 olmak üzere toplamda 7 tane çarpanı vardır. Burada size önemli bir anahtar bilgi vermek istiyorum. Bazen sorularda karşınıza çıkacaktır. Karesel sayıların tek sayıda çarpanı vardır. Mesela 64'e baktığımızda 8 çarpı 8'i 2 defa saymayız. 8 bir kere sayılır. Matematikte bazı pozitif tam sayıların kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı sayının kendisine eşit oluyorsa bu türdeki sayılara biz mükemmel sayı diyoruz. Mükemmel sayılarla ilgili yeni nesil sorular karşınıza çıkacaktır. Mesela 6'nın bölenleri 1, 2, 3 ve 6'dır. Kendisi hariç bölenlerinin toplamı 1 artı 2 artı 3'ten sonucumuz 6'ya eşit olur. Burada sonuç sayının kendisine eşit olduğu için 6 ilk mükemmel sayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde 28 sayısı da mükemmel bir sayıdır. Kendisi hariç bölenlerini topladığımızda sonucumuz yine 28 çıkar. Sonuç yine sayının kendisine eşit olduğu için 28 de mükemmel bir sayıdır. Çarpanlar ve katlarla ilgili ilk anahtar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.